Merhaba şiddet izleyenleri, bu videomuzda Sony Xperia E5 adlı cihazı sizlerle beraber inceleyeceğiz. Evet arkadaşlar, E5 modeli Sony'nin kesinlikle uygun fiyatlı cihazlarından. Hemen sonda değineceğiz ama baştan söyleyelim, 1000 TL altında, yaklaşık işte 850-900 TL bandında bir cihaz. Aslında sunduğu özelliklere göre fena olmayan bir fiyat etiketi olduğunu belirtelim. Dilerseniz hemen cihazın teknik detaylarıyla incelememize başlayalım. 5 inçlik HD bir ekran ile karşımıza çıkan E5 işlemci tarafında MediaTek tercih etmiş. MT6735 işlemcisini kullanan cihaz, grafik işlemci tarafında Mali T720MP2 kullanıyor. 1.5 GB'lık RAM'imiz, 16 GB'lık dahili depolamamız mevcut. Kamera kısmında ise 13 megapiksellik bir ana kamera ve 5 megapiksellik bir ön kamera kullanılmış. Son olarak batarya kısmında ise 2700 mAh büyüklüğünde bir bataryası mevcut. Tasarımla devam ediyoruz. Plastik bir tasarım var cihazın. Zaten bu fiyat segmentinde genelde karşımıza çıkan bir materyal plastik. Bu cihazda da öyle olmuş. Cihazın sağ tarafında power tuşumuz, yani güç tuşumuz ve ses açma kısma tuşlarımız mevcut. Cihazın sol tarafında ise SIM ve microSD kart slotumuz mevcut. Alt kısımda hem microUSB girişimiz hem de hoparlör bulunuyor. Cihazın üst kısmında ise mikrofon ve jack girişimiz mevcut. Gördüğünüz gibi sade bir telefon, sade bir tasarım tercih etmişler. Arkada ise cihazın sağ üst tarafında kamera ve flash yerleştirilmiş ve bir Xperia logosu ve NFC logosu görüyorsunuz. Zaten Sony cihazlarında gördüğümüz detaylar bunlar. Hemen ağırlığından ve kalınlığından da bahsedelim arkadaşlar. Cihaz 147 gram ağırlığında ve 8.2 mm kalınlığında. Yani ne çok kalın ne de çok ağır bir cihaz olduğunu söyleyebiliriz. 5 inçlik bir cihaz olduğunu düşünürsek, hani o boyutlarda cihazlarla karşılaştırdığımızda ortalama bir ağırlığı ve kalınlığı olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın hani şuradan baktığınızda biraz beni çerçeveleri rahatsız etti açıkçası. Keşke biraz daha ince çerçevelere sahip olsaydı. Çünkü hani son zamanlarda gördüğümüz X serisine benzer bir tasarım çizgisi var aslında cihazın. Ama hani tabii ki fiyat da burada büyük bir sıkıntı. Fiyat çok daha düşük bu cihazda. O yüzden hani bunları maruz görüyoruz. Ona ekran kısmında zaten detaylıca değineceğiz. Cihazın tasarımı bu şekilde arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi ekran kısmına geçiyoruz. 5 inçlik HD bir ekran var dedik. Bu ekran 720x1280 piksel çözünürlüğünde HD bir ekran. Ekran gövde oranına gelecek olursak %69.4, aslında ortalamayı tutturmuş. Hani çok ağım şahım bir ekran gövde oranı yok ama kesinlikle hani %70-%69 ortalama bir değer olduğunu söyleyebilirim. Tabii Sony'nin diğer telefonlarında da gördüğümüz üzere sanal tuşlar kullanılmış. Yani ben bu pek hoşuma giden bir özellik değil, çünkü ekrandan biraz çalıyor. Bunda da çalmış maalesef ve arka alt tarafında gerçekten hani ciddi anlamda bir boşluk var. Yani keşke sanal tuşlar yerine aşağı kapasitif tuşlar olarak konumlandırılabilseydi ama Sony bunu cihazlarında tercih etmiyor arkadaşlar. Hemen devam edelim ekranıyla. Ben başarılı bir ekran olduğunu düşünüyorum. Sony olduğu için tabii ki bir IPS panel kullanılmış. Renk dengesinin ve parlaklığının gerçekten başarılı olduğunu söyleyebilirim. Hani ben cihazı kullanırken ekran kısmında memnun kaldım. PPI değerine gelecek olursak o da 294. Hani 5 inçlik bir cihazda HD'nin kurtardığını düşünüyorum ama artık günümüzde bu fiyat segmentinde işte 850'lerde, 900'lerde, 1000 TL'nin hemen altında Full HD ekranlar karşımıza çıkıyor. Bu da bir gerçek. Eğer Full HD ekranlı bir telefon almak istiyorsanız Xperia E5 modelinden uzak durmalısınız. Ama HD ekranın 5 inçte sırıtmadığını da belirtelim. Son olarak ekran ile söyleyeceğim detay, yani çizilmeye dayanıklı bir cam kullanılmış ama işte herhangi bir Corning Gorilla Glass tarzı bir bilgi yok. Sadece çizilmeye dayanıklı denilmiş. Bunu da belirtelim. Evet arkadaşlar, gelelim donanım ve performans kısmına. Dediğimiz gibi MediaTek işlemci kullanılmıştı. 4 çekirdeklik MediaTek MT6735 adlı işlemci kullanıldı bu cihazda. Zaten bu işlemciyi daha önce de çok kez karşımıza çıkmıştı. O yüzden nasıl bir işlemci olduğunu, aşağı yukarı nasıl bir performans verdiğini biliyoruz. Hani giriş ve orta segmentin işlemcisi diyebiliriz MT6735 için. Hani bu cihazda da aynı şekilde performans veriyor. Biliyorsunuz 1.3 GHz saatinde çalışan bir işlemci bu. Ben cihazı kullanırken herhangi bir performans sıkıntısı yaşamadım. Grafik işlemci anlamında Mali T720MP2 kullanılmış. Hani oyunlarda da çok büyük bir sıkıntı yaşamadım. Bunu da belirteyim. Zaten oyun kısmında detaylıca göreceksiniz bunu. 1.5 GB'lık RAM'imiz, 16 GB'lık dahili hafızamız mevcut ve tabii 256 GB'a kadar da bir microSD kart desteği konulmuş bu cihaza. Hani şunu belirteyim arkadaşlar, 1.5 GB RAM var. Evet, bu biraz kulağa olumsuz geliyor ama siz günlük kullanımda bu olumsuzluğu yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu hemen belirteyim, çünkü çoğu cihazda hani bunu duyunca 1.5 GB, 1.5 GB kulağa biraz kötü geliyor. Bu doğru ama hani bu cihazda ben en azından günlük kullanımda bir sıkıntısını görmedim. Tabii ben bu kadar para veriyorsam, 1000 TL'nin hemen altında bir cihaz alıyorsam en azından 2 GB RAM olsun diyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Diyelim ve isterseniz oyun performansına geçelim ve sentetik testlerini okuyalım. Sonra geri dönelim.
Evet arkadaşlar, Sony Xperia E5 modelinin sentetik test sonuçlarına gelecek olursak, cihaz Benchmark X testinde 2880 puan aldı. Aynı testin OS versiyonunda 556 puan alan cihaz PC Mark Work kısmında 3777 puan aldı. Grafik tarafını ölçen 3D Mark testinde 5171 puan alan cihaz, yine grafik tarafını ölçen GeForce Bench testinde Manhattan'da 6 FPS, off-screen Manhattan'da ise 3 FPS aldı. Geekbench 3 testinde tek çekirdekte 537 puan alan cihaz, çoklu çekirdekte 1457 puan almış durumda ve son olarak cihaz Antutu'da 32.396 puan aldı arkadaşlar. Evet arkadaşlar, oyun performansı gördüğünüz gibi zaten belirtmiştik başında da, o orta segmente kayan bir performansı var cihazın. Oyunlarda da bir sıkıntı olmadan oynatıyor. Hemen bağlantı seçeneklerine geçelim. Dediğimiz gibi arkada bir NFC logosu vardı. NFC desteğimiz mevcut. 5 GHz desteğimiz de var. Yani siz Wi-Fi 5 GHz Wi-Fi ağlarına da bağlanabilirsiniz. Bluetooth 4.1 kullanılmış ve diğer klasik özellikleri de mevcut. Type-C bağlantısı yok. Onu söyleyelim hemen. Normal micro USB girişimiz kullanılmış diyelim ve kamera kısmına geçelim. Kamera kısmında hani başarılı bir cihaz olduğunu söyleyebilirim. Ana kamerası 13 megapiksellik, ön kamerası ise 5 megapiksellik. Ana kamerada f2.0 diyafram açıklığına sahip güzel bir lens kullanılmış. Ana kamerasıyla 1080 piksel 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Ben ana kamerasını fiyat performans anlamında başarılı bulduğumu söyleyebilirim. Hani kendi segmentinin kamerasını başarılı bir şekilde taşımış cihaz. Ön kamerada f2.4 diyafram açıklığına sahip 5 megapiksellik bir kamera kullanılmış. Hani bunun da başarılı, en azından ortalama olduğunu söyleyebilirim. Çok ağam şağam selfie'ler olmasa da normal standartlarda hani 850 liraya alabileceğiniz bir telefonla ne kadar selfie çekebiliyorsanız bu telefonla da o kadar selfie çekebiliyorsunuz. Hani kamera kısmının üzmeyeceğini belirtebilirim ve kamera arayüzünün de oldukça basit olduğunu, hani kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Beni üzen nokta kamerayla ilgili son cihazlarında karşımıza çıkan deklanşör tuşunun olmayışı beni biraz üzdü. Tabii hani üst segmente veya orta segment değil, daha çok giriş ve orta segmente hitap eden bir cihaz olduğu için konulmamış muhtemelen, ama keşke konulsaydı. Benim çok hoşuma giden bir detaydı, bu cihazda maalesef yok. Cihazın kamerası bu şekildeydi. Hemen batarya kısmına geçmeden önce hoparlöründen de bahsetmek istiyorum. Cihazın alt tarafına konumlandırılmıştı, söylemiştik. Başarılı bir ses performansı olduğunu belirteyim. Hani ben bu cihazla müzik dinlemek istiyorum, oyunlar oynarken güzel bir ses deneyimi almak istiyorum derseniz ama bu cihazı tercih edebilirsiniz. Gerçekten ses deneyimi başarılı. Ve şimdi gelelim bataryasına. Aslında cihazın en büyük günahı kesinlikle batarya. 2700 mAh'lik bir batarya kullanılmış. 5 inçlik bir ekran, HD bir ekran. Aslında hani çok daha başarılı bir test sonucu beklerdim ama her zaman yaptığımız PC Mark batarya testinde 3 saat 29 dakika yani 3,5 saatler gibi bir skor aldı ki hani 5 saatin ortalama kabul ettiğimiz bir test bu. 5 saati ortalama kabul ettiğimiz. O yüzden gerçekten düşük bir skor. Tekrarladım bu testi, inanamadım böyle olduğuna, yine benzer bir skor aldı. Şöyle bir sıkıntı, MediaTek'le ilgili bir sıkıntı olabilir ama günlük hayatta, günlük kullanımda bu kadar kötü değil. Ucu ucuna bir günü tamamlayabiliyorsunuz bu cihazda, bunu da hemen belirteyim. Hani test skoru düşük diye çok çok olumsuz değil ama batarya kesinlikle cihazın olumsuz taraflarından biri. Bunu söyleyelim. Dediğimiz gibi 850 liralık, 846-900 arası değişen, internette farklı rakamlarla, farklı fiyat etiketleriyle bulabileceğiniz bir telefon. 1000 TL altı cihazlarda kesinlikle dikkatinizi çeken cihazlardan biri bu. Ama şunu da söyleyelim, kesinlikle cihazın eksileri var. Çok büyük artıları yok. Genelde ortalama seyreden özellikleri var. Bunun da nedeni şu: fiyatı. Hani bu cihaz 100 lira, 200 lira daha uygun olsaydı kesinlikle çok daha farklı şeyler söylerdik. Ama artık bu fiyat segmentinde çok büyük rakipleri var, çok güçlü rakipleri var. Dediğimiz gibi 1.5 yani 1.5 GB'lık RAM biraz olumsuz kalıyor. Batarya performansı biraz olumsuz kalıyor. Diğer özellikleri ortalama diyebilirim. Ben performansını ve tasarımını fena bulmadığımı da söyleyeyim. Hani 850 liralık bir cihaz için gayet sade, basit ama şık bir tasarım olduğunu da belirteyim arkadaşlar. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.